Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Zaman hızla akıp gidiyor ama Tonguç Akademi tabii ki boş durmuyor arkadaşlar. İkinci yazılılar geldi, çattı. Biz de tabii ki tüm hazırlıklarımızı yaptık güzelce. 10. sınıf kimya ikinci yazılımıza hazırlandık. Hep birlikte bunu mükemmel bir sonuçla tamamlayacağız arkadaşlar. Size çok güveniyorum. Güzel sonuçlarınızı da bekliyorum. Neler var kimya yazılısında? Konularda karşımıza neler çıkacak? Şöyle bir onlara değinelim arkadaşlar. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar oldukça kapsamlı ve tabii ki uzun da zaman alan bir üniteydi arkadaşlar. Bu bu senenin ilk ünitesi ve en sağlam ünitesiydi. Burada kimyanın temel kanunları, tabii ki bunun alt başlı olarak kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanununu detaylı bir şekilde işlemiş. İlk sınavda da bunlardan sorumlu olmuştuk. Mol kavramı da aynı şekilde yine birinci sınavda sorumlu olduğumuz konular arasındaydı. Bunu da detaylı bir şekilde hep birlikte üzerinden geçtik arkadaşlar. Şimdi ilk sınavda çıkmayan ama ikinci sınavın bel kemiğini oluşturacak kısımlar bunlar olacak işte. Tepkime türleri ve tepkime denklemlerinin denkleştirmesi dedik. Kimyasal hesaplamalar böyle masumca durduğuna bakmamak lazım. Bir sürü alt başlığı vardı, birçok soru tipi vardı. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı da yaptık zaten. Ardından da karışımlar ünitesinin başlangıcını yaptık. Burada karışımların sınıflandırılması, çözünme olayı ve çözeltilerde derişim. Karşımıza soruların çıkma ihtimali yüksek olan bölümler bunlar. Tabii ki ilk konulardan bir tık daha az soru çıkma ihtimali var ama illaki onlardan da sorumluyuz. Çalışmalarımızı asla boş bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi... Bunlara çalışmayı, bu başlıklara özen göstermeyi unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Özellikle çalışırken bakın şu ikisini vurgulayalım arkadaşlar. Tepkime türleri ve denkleştirme ve kimyasal hesaplamalara ağırlıklı olarak çalışmamız lazım. Tabii ki bunları anlamamız için mol kavramı da çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi hiç zaman kaybetmiyoruz tabii ki. Dalıyoruz bakalım sorularımıza. Müzik Kimyanın temel kanunlarını şöyle hatırlatıcı bir soru çözelim hep birlikte. En başta arkadaşlar bize sorumuz neymiş ki 22 gram X3, Y8 bir eşinde 4 gram Y elementi yer almaktadır. Buna göre bununla ilgili iki tane soruya ayrı ayrı cevap vermemizi istiyor. Şimdi burası sabit oranlar kanunu bilen kişilerin yapacağı soru. Burası da katlı oranlar kanunuyla bunun birleştirilmiş hali. Dolayısıyla aslında bütün kanunları kütlenin korunumu bir kenara koyduğumuz zaman özet olarak bize gösterecek sorular var karşımızda. Şimdi bize demiş ki 36 şar gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X3Y8 bileşiği elde edilir? Arkadaşlar şöyle bir genelleme yapıyorduk. Diyorduk ki soru bize verdiği bileşikle sonuç olarak istediği bileşik aynıysa burada sabit oranlar kanunu uygulamamız kullanmamız gerekiyor. Ve burada tabii ki bu kanunu uygulayabilmemiz için de MX bölü MY değerine illaki ihtiyaç duymamız gerekiyor olacağız. Yani X kütlesinin Y kütlesine bu bileşik içerisindeki oranı nedir? Soru bize bu bilgiyi nasıl vermiş? Demiş ki 22 gram bileşiğin 4 gramı Y'dir. Yani bu orana gittiğimiz zaman diyeceğiz ki 4 gramını Y oluşturuyor. Bak toplam 22 gram bileşiğin 4 gramı Y'miş. O zaman geriye kalan 18 gramı da xtir diyebiliriz. Bak hemen sadece şu bilgiyle biz e, bileşenler arasındaki oranı yakalamış olduk. O zaman en sade haliyle tabii ki 9 bölü 2 gibi bir orana ulaşmış oluyoruz. Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Şimdi diyeceğiz ki bize x ile y birleşirken 9'a 2 oranında birleşmiş. Yani bu bileşiğin oluşumunda mx, my deyip buradan mx, 3, y, 8 diyecek olursak bu bileşiğin oluşum sürecini değerlendirecek olursak her 9 gram x'e karşılık 2 gram y geliyormuş ve buna karşılık olarak toplamları kadar. Yani 11 gramlıkta da bileşik elde etmemizi sağlıyormuş. Bize başlangıç koşulunu vermiş. Bak demiş ki başlangıçta ben her ikisinde 36'şer gram alırsam. Ne kadar bileş geldi deriz. Burada şöyle bir şey demeyeceğiz. 36 ile 36 e birleştiler 72 gram o zaman demeyeceğiz. Çünkü bu orana sadık kalmak zorundayız. 9'a 2 oranında birleşmek zorunda. Böyle bir durumda hangisi tükenir diye düşünmemiz gerekiyor. Yani başlangıçta böyleyse değişim durumu ne olur? Şimdi x biterse y'den elimizde kalır mı ya da y yeterince y olur mu elimizde onu bir değerlendirelim. 36 gram x'in tamamını harcadığım zaman yani 9'un 4 katı kadar harcadığım zaman 2'nin 4 katı kadar yani 8 gram Y ye harcamam yeterli olacak. Dolayısıyla da X bittiği zaman elimde Y'den artan madde miktarı kalmış olacak. Bunu tam tersini yapsaydık, Y'nin 36 gramını harcayacak olsaydık yeterli miktarda X elimizde olmayacaktı. Zaten böyle bir durum söz konusu bile değildi. O zaman diyeceğiz ki bu tepkimenin sürecinde 36 gram x'i harcadığımız zaman bakın buradaki eksi harcanan madde miktarını ifade edecek. Buna karşılık olarak bakın 9'un 4 katı kadar harcadım. O zaman 2'nin 4 katı kadar da y'den harcamam gerekiyor. Yani 8 gram da y harcarım. O zaman 11'in 4 katı kadar da maddenin oluşması gerekiyor. Ya da aynı hesabı şöyle 36 bundan 8 gram da bundan harcıyorsan bunların toplamları kadar da maddenin oluşması gerekiyor. Dolayısıyla 44 gram madde elde edeceğiz. Yani son durumda benim elimde ne oluyormuş? Bakın böyle bir durumda. X'in tamamını harcıyormuşum. Ortamda X kalmadığı için Y artık tepkime verme şansına sahip olmuyor. Dolayısıyla 36 ile 8'in farkı kadar yani 28 gram Y artan madde olarak elimde kalıyormuş. Bu herhangi bir şekilde tepkimeye girmiyor. Dolayısıyla elde ettiğim maddenin miktarı nedir? 44 gramdır diyeceğiz. Elde edebileceğimiz maksimum miktar buymuş. Gelelim bu soruyu çözmeye. Şimdi burada da X, Y, 4 bileşiğinden bahsediyor arkadaşlar bize. Bakın başta verdiği bileşikle bu farklı. Burada katlı oranları nasıl değerlendirebiliriz peki? Diyeceğiz ki şimdi bu bileşiği değerlendirdiğimiz zaman 3 tane x'in 8 tane y'ye olan oranını vermiş bize. 9 bölü 2 dediğimiz oran aslında 3 tane x'in 8 tane y'ye olan oranıdır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak atom kütleleri arasındaki oranı yani x bölü y oranını bulmamız mümkündür. Ne yapalım hemen şöyle sadeleştirelim burada 3 kalsın. 8 ile 2 gider burada 4 kalır. 4'ü karşıya çarpı olarak attığımız anda 4 çarpı 3'ten 12 burada da 1 kaldı. Yani x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesine olan aranı 12'ye 1'miş. Bizden istediği bileşik ne? X, Y, 4 bileşiği. O zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Şimdi bu bileşikte de MX bölü MY dediğimiz değer. Yani X kütlesinin Y kütlesine olan oranı bir tane x'in dört tane y'ye olan oranıymış. E, x bölü y'nin 12'ye bir olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki x ve y yerine yazdığımız zaman 12 bölü 4 geliyor. Dolayısıyla da aslında 3 bölü 1 oranına ulaşmış oluyoruz. Şimdi bunu aynı şekilde burada yaptığımız işlemlerle değerlendirmeye alalım bakalım. Ne diyeceğiz peki? Diyeceğiz ki bu defa x ile y'nin birleşmesinden eğer oluşan bileşik x, y, 4 bileşiği ise ne diyor bize oran her 3 gram x'e karşılık 1 gram y kullanılacak. Buna karşılık tabii ki toplamları kadar yani 4 gram bileşik elde edeceğiz. Şimdi bize aynı şekilde başlangıç koşullarını vermiş. Ne vermiş? Demiş ki 24'er e gram alacağım her ikisinden de. Şimdi değişim nasıl olacak? Hangisi biter? Gene aynı şekilde x'in önce biteceğini biliyoruz çünkü oran olarak daha yüksek. O zaman 24 gram x harcadığım anda yani 3'ün 8 katı kadar x harcadığım anda bu defa 1'in 8 katı kadar y harcayacağım. Dolayısıyla 8 gramlık y'yi kullanmış olacağız. Buna göre 4'ün 8 katı kadar ya da bu ikisinin toplamı kadar da madde oluşacak. Dolayısıyla da 32 gram maddenin oluşmasını bekleyeceğiz. Yani son durumda ne oldu şimdi? X'in tamamını harcadık. Y'den artan madde olduğunu görüyoruz. 24 eksi 8'den 16 gram madde Y'den artan madde olarak elimizde kaldı ve 32 gramlık bileşiği elde ettik. Elde edebileceğimiz maksimum miktarda buymuş. Güzelce kimyanın temel kanunlarını da hatırlamış olduk. Mol kavramına gelecek olursak. Arkadaşlar mol kavramında bazı bilgileri şöyle asla unutmamamız gerekiyor. Kesinlikle kenara yazmamız gerekiyor. Nelerdi bunlar? Avogadro sayısı vardı. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bunu kesinlikle ezbere bileceğiz. Bunun dışında normal şartlar altında diyoruz herhangi bir yerde. NHA dediği anda diyecektik ki 1 mol gaz Türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplar. Şimdi bu bilgileri bir cebimize koyalım sonra da soruya geçelim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bakın Avogadro sayısı kadar atom içeren maddeden bahsediyor. E, Avogadro sayısı 1 mol madde ifade ediyordu. Dolayısıyla aslında Avogadro sayısı kadar dediği anda 1 mol aklımıza gelecek. Demek ki 1 mol atom içeren metan bileşiğinden bahsediyormuşuz. O zaman hemen ilk sorunun cevabını yapıştırabiliriz. Kaç mol moleküldür diyor. Şimdi molekülün yapısını bir inceliyoruz. Bir tane karbon, dört tane de hidrojen var her bir molekül için. Yani her bir molekülün içerisinde toplamda beş tane atom var. Her bir mol molekülün içerisinde, her bir mol metan için toplamda beş mol atom olduğunu söyleyebiliriz. E soru bize hangi bilgiyi vermiş? içerdiği atom sayısının toplam 1 mol olduğunu söylemiş. Buna göre 1 mol atom içeren metan molekülünün kendisi kaç moldur dememiz yeterli oluyor. Basit bir oran orantıyla bunu çözeceğiz. Dolayısıyla 5'te biri olduğuna göre 1'in 5'te 1'i de buranın cevabı olacak. Yani 0.2 mol metan molekülü elimizde vardır. B'ye geçtiğimiz zaman kaç gramdır diyor. Bakın kütleyi hesaplarken yapacağımız suydu. Önce git bir molekülün kütlesini hesapla. Yani bir molünün karşılığını bul. Ardından da elindeki mol sayısının kaç grama denk geldiğini hesapla. Yapacağımız buydu. Diyeceğiz ki o zaman bahsettiğimiz bileşik metan olduğuna göre. Şimdi her bir karbonun kütlesi 12'ymiş ve bir tane karbon var. Artı her bir hidrojenin kütlesi 1'miş ve 4 tane hidrojen var o yüzden 4 çarpı 1 diyeceğiz. Burayı 16 olarak bulacağız. Bak bu bilgi bize neyi veriyor? Molekül kütlesini hesapladık. Yani 1 mol metanın 16 gram kütlesine sahip olduğunu söylüyor. E bizim baktığımız kütlene peki 0.2 mol olduğunu hesaplamıştık. 0.2 molünün kütlesi nedir? Bulmamız gereken şey bu. 0.2 ile 16'yı çarpmamız yeterli olacak. Dolayısıyla 3.2 gram bu soru için cevabımız olacak. C'de ne diyor peki normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diye soruyor hemen şu bilgiyi cebimize alıyoruz tekrardan 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar diyorduk NŞA'da normal şartlar altında burada gazın türü umrumuzda bile değil gaz olması yeterli o zaman diyeceğiz ki eğer 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyorsa bu bizim elimizdeki 0,2 mol gaz kaç litre hacim kaplar? Yine basit bir oran orantıyla bunu da çözümlemiş olacağız. 0,2 çarpı 22,4 cevaba bizi götürecek. Dolayısıyla da 4,48 litre olduğunu kolaylıkla hesaplamış olacağız. Benzer şekilde bir mol sorusu daha çözelim. Bu defa kütleyi vermiş, kütleden yola çıkarak mol sayısı ve diğer hesapları yapmamızı istiyor. Demiş ki bize 40 gram kükürt trioksit bileşiği ile eşit sayıda oksijen atomu içeren diazot pentaoksit gazı ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi. O zaman adım adım gideceğiz. Diyeceğiz ki 40 gram kükürt trioksitin önce bir kaç mol olduğunu hesaplayalım. Nasıl hesaplarız? Önce tabii ki kütleden yola çıkarak mol sayısını hesaplamak istiyorsak mol kütlesini bilmemiz gerekiyor. bileşik kükürt trioksit olduğuna göre yapısında bir tane kükürt var. 32 oradan geldi. 3 tane de oksijen var. 3 çarpı 16 da oradan geldi. Dolayısıyla da toplamda burayı 80 olarak bulduk. Yani 1 molü 1 mol kükürt trioksit. 80 grammış. Bizim elimizdeki kütle neydi peki? 40 gramdı. Buna göre mol sayısı kaçtır? Hemen bunun hesabını bir yapalım. Yarısı olduğuna göre demek ki 0.5 molmuş. Ama bizim bulmak istediğimiz şey ne peki? Kükürt dioksitle eşit sayıda oksijen içeren e, diazot pentoksit gazından bahsedeceğiz. O zaman diyeceğiz ki kükürt dioksit gazı kendisi 0.5 molse içerdiği oksijen mol sayısı bunun üç katı olmak zorundadır. Çünkü her bir molekülün yapısında üç tane oksijen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir buçuk mol oksijen atomu içeriyordur. O zaman buradan yola çıkarak diazot pentaoksitin de bir buçuk mol oksijen içerdiğini göreceğiz. O zaman gidip diyelim ki diazot pentaoksite baktığımız zaman her bir molekülün yapısında beş tane oksijen var. Yani bir molünde beş tane oksijen varsa beş mol oksijen var özür diliyorum. Bu eğer bir buçuk mol oksijen içeren bir miktardan bahsediyorsak kendi mol sayısı kaçtır diyeceğiz. Bir molünde beşse bir buçuk molünde kaçtır? Tabii ki buradan da 0.3 mol cevabına ulaşacağız. Yani A şıkkının cevabını böylece bulmuş olduk. 0.3 molmuş bizim molekülümüzün miktarı. Kaç gramdır diye sormuş. Kütle bulmak istiyorsak mol sayısını bulduğumuz herhangi bir maddenin öncelikle molekül kütlesini hesaplamamız gerekiyordu. 2 çarpı 14 azottan gelecek artı 5 çarpı 16 da oksijenden gelecek. Dolayısıyla da burayı biz 108 olarak bulacağız. Yani 1 molü 108 grammış. Bu bilgiye ulaştık. E, mol sayısını biliyorduk. Bu 0.3 moldü. 0.3 molünün kütlesi kaçtır diyeceğiz. Oran orantı hesabını tekrar yapacağız ve bunun 32.4 gram olduğu bilgisine kolaylıkla ulaşacağız arkadaşlar. Diğer soruda normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Az önce yaptığımızdan hiçbir farkı yok diyeceğiz ki bir mol gaz türü ne olursa olsun gene 22.4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre bizim elimizdeki bu 0.3 mol gaz kaç litre hacim kaplar yani 22.4 ile 0.3'ü çarpmamız yeterli olacak buradan da 6.72 litre bilgisine kolaylıkla ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi mol kavramını güzelce hatırladığımıza göre. Tepkimelerin denklemlerinin denkleştirilmesi üzerine de bir çalışmamızı yapalım. Bize bir molekül yapısı vermiş. Bunun yanma tepkimesine ait denklem en küçük tam sayılar ile denkleştirilirse ürünlerin kas sayıları toplamı kaç olur diye sormuş. Arkadaşlar şu bilgiyi unutmuyoruz. Eğer yanan bir bileşik ki yanma tepkimeleri maddelerin oksijenle tepkimesiydi. Yanan bileşik karbon hidrojen ve oksijen dışında herhangi bir bileşen içermiyorsa Ürünler sabitti. Karbondioksit ve su açığa çıkacaktı. Dolayısıyla bu bileşiği biz oksijenle tepkimeye sokacağız. Ve bunun karşılığında karbondioksit çıkacak ve su çıkacak. Şimdi denkleştirilmemiş haliyle bu şekilde olduğunu biliyoruz. Peki denkliğini nasıl sağlıyorduk? Arkadaşlar burada da şöyle bir şey yapıyorduk. En kalabalık yapı hangisi ise onu referans olarak kabul edip ardından onun katsayısını bir kabul edip diğer tarafı denkleştirerek başlıyorduk. Böyle bir tepkimede yani organik bileşiklerin yanma tepkimesinde Karbon, hidrojen ve oksijen sıralamasını takip etmek bizim işimize geliyordu, işimizi kolaylaştırıyordu. Diyeceğiz ki girenlerdeki toplam atom türü ve sayısı ürünlerdekine eşit olmak zorunda. Bunu nasıl sağlarız? Karbonla başlayalım. 5 artı 1'den 6 tane karbon girenlerde var. Ürünlerde de 6 tane karbon olmasını istiyorsak karbondioksitin kat sayısını 6 yazarız. Hidrojene bakalım. 7 artı 1'den 8 tane hidrojen var. Ürünlerde de 8 tane hidrojen olmasını istiyorsak suyun katsayısına 4 yazmamız yeterli olacak. 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojen olacak. Son olarak oksijen eşitliği içinde ürünlere bakacağız. Bakın 6 çarpı 2'den 12 tane oksijen burada var. 4 çarpı 1'den 4 tane de burada var toplamda 12 artı 4'ten 16 tane oksijen oldu. Şimdi girenlerde de 16 tane oksijen olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız? Bu 16 oksijenin ikisi zaten burada. Demek ki geriye 7, 14 tane oksijen kaldı ürünlere girenlere yazmamız gereken. E, 14 taneyi tamamlamak için O2'nin kat sayısına 7 yazmamız yeterli olacak. 7 çarpı 2'den 14 tane oksijen gelmiş olacak. Böylece hem girenlerdeki hem de ürünlerdeki... Atom türleri ve bu atomların sayıları birbirine eşit oldu. Bizden neyi bulmamızı istiyor? Ürünlerin kat sayıları toplamını bulmamızı istiyor. Yani 6 artı 4'ü bulmamızı istiyor. Dolayısıyla soru için cevabımız 10 olacak. <laughs> tepkime türlerinden bahsederken arkadaşlar en çok kafamızı karıştıran tepkime türlerinden birisi de e, çözüme çökelme tepkimeleriydi. Bununla ilgili bir soru var karşımızda. Sodyum karbonat tuzunun sulu çözeltisi demir nitrat tuzunun sulu çözeltisiyle karıştırılınca Demir karbonat tuzunun katı halde oluştuğunu bize söylemiş. Tabi demir olduğunu bildiğimiz için şunu düzeltelim şöyle FE yazalım. Şimdi bu tepkimeyi hem yazıp hem de denkleştirecek olursak sorunun aslında büyük oranda çözmüş olacağız. Şimdi bize ne diyor? Sodyum karbonat tuzunun sulu çözeltisini bir al Bunu alıyoruz bu aqua formda yani suda çözülmüş halde. Artı bir de demir 3 nitrat bileşiğini alıyoruz. Bu da yine aynı şekilde aqua formda. Peki ürünlerde ne olmasını bekliyoruz? Ürünlerde sodyum karbonat tuz e, pardon e, demir 3 ka, karbonat tuzunun çökelti olarak oluştuğunu bize söylüyor. Yani hemen bunu da ürünlere yazalım. Buna göre şimdi denkleştirmeyi sadece buna göre bile yapabiliriz. Elimizde ne var? 2 tane demir var ürünlerde. Demek ki demir nitratın kas sayısı 2 olmalıymış. Karbonattan 3 tane var. O zaman sodyum karbonatın kas sayısı da 3 olmalıymış. Buna göre artık tepkimeyi tamamlayabiliriz kat sayısıyla birlikte. Çünkü demir ve karbonat iyonları burayı oluşturdu zaten. Sodyum ve nitrat iyonları da diğer tuzu oluşturacak bizi. O zaman sodyumla nitrat birleştiği zaman da NaNO3 şeklinde tuzumuzu oluşturacak. Ve bunun kat sayısı kaç olacak? Bakıyoruz 6 tane sodyumla 6 tane nitrat birleştiği zaman tabii ki 6 tane sodyum nitrat tuzunu oluşturacaklar. Şunu da tamamlayalım. Böylece denk halini yazmış olduk. Denkleştirilmiş tepkime denkleminde sodyum karbonat tuzunun kat sayısı 2'dir diye sormuş. Ama e, baktığımız zaman sodyum karbonatın kat sayısının 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacak. Demir ve karbonat iyonları birleşerek demir 3 karbonat bileşiğini oluşturur. Tepkimenin net iyon denkleminin bu şekilde olduğunu söylüyor. Oysa ki net iyon denklemine baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman demirlerle demirin e, her iki demir iyonuyla 3 karbonat iyonu birleşerek ancak bunu oluşturur. Dolayısıyla demirin kat sayısını eksik olarak belirtmiş. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır. Tepkimede seyirci iyonları sormuş. Seyirci iyonlar herhangi bir şekilde çökelme kısmında yer almayan iyonlardı. Burada demir ve karbonat iyonları çökelmeye katılırken sodyum ve nitrat iyonları herhangi bir şekilde çökelme kısmında yer almamışlar. Ya e, formdayken ürünlerde de aqua formda yani suda çözülmüş halde kalmışlar. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Cevabımız yalnız 3 şeklindedir. 5 şıkkında olduğunu belirtelim arkadaşlar bu şekilde. Bir diğer soruya geçecek olursak kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yaptığımız bir soru olacak karşımızda. 28 gram C2H4 bileşiğinin tam verimle yanma tepkimesinden bahsediyor arkadaşlar. Burada da bazı soruları cevaplamamızı istiyor. Bakın kimyasal tepkimelerde hesaplamalar sorusunda bize hangi miktardan verilirse verilsin onu mole çevirip ardından tepkime denklemindeki kas sayılarla sonrasında bizden hangi maddenin hangi miktarını istiyorsa ona geçiş yapmamız gerekiyordu. O zaman bize verdiği miktar neymiş şöyle bir bakalım ve onun mol karşılığını hesaplayalım. 28 gram C2H4 diyor. Hemen bunu bir hesaplayalım. C2H4'ün Kütlesinden yola çıkarak mol sayısını bulmak istiyorsak önce molekül kütlesini bulmamız gerekiyordu. 2 çarpı 12 karbonlardan gelecekti. 4 çarpı 1 hidrojenlerden gelecekti. Dolayısıyla 24 artı 4'ten 28 bunun 1 molünün kütlesi oluyor. Dolayısıyla 28 gram C2H4 diyorsa aslında burada 1 mol maddeden bahsediyordur. O zaman şimdi tepkimeyi yazıp kat kullanabiliriz. Ne diyeceğiz? C2H4 bileşiği oksijenle tepkime verecekmiş. Bunun yanma tepkimesi olduğunu bize söylemiş çünkü. Ve ürünlerin karbondioksitle su olması gerektiğini artık ezberden biliyoruz zaten. Şimdi denkleştirelim bunu. İki tane karbon var o zaman karbondioksitin katsayısı 2. Dört tane hidrojen var o zaman suyun katsayısı da 2 olacak ki denklik sağlansın. 4 artı 2'den 6 tane oksijen ürünlerde var. O zaman buradaki O2'nin katsayısı 3 olacak ki denkliği sağlamış olalım. Şimdi bize diyor ki 1 molünü yakarsak. Bak bundan 1 mol harcayacak olursan kas sayısı 3 olandan 3 mol harcarsın. Kat sayısı 2 olandan 2 mol oluşturursun. Yine aynı şekilde kat sayısı 2 olandan 2 mol oluşturursun. Kat sayılarla orantılı olarak gitmek zorundaydı. Şimdi ilk soruda bize demiş ki bu tabloyu oluşturduktan sonra her şeyi cevaplarız. Kaç gram su elde ederiz? Hemen deriz ki suyun molekül kütlesini bir hesaplayarak başlayalım. Eğer bizden bir şeyin kütlesini istiyorsa önce bir mol kütlesini yani bir molünün kütlesini bulacağız ki mol sayısından onun kütlesini hesaplamaya gidebilelim. 2 çarpı 1 hidrojenlerden geliyordu. 16 da oksijenden geliyor. Dolayısıyla 18 yani bir mol su 18 gram kütleye sahipmiş. Bunu hesapladık. Buna göre elde ettiğimiz bu 2 mol su kaç gramdır aslında bu oran orantının cevabı bize A öncülüğünde sorulan sorunun cevabını getirecek. 18 çarpı 2'den 36 gram olduğunu hesaplayacağız. Diğer soru demiş ki oluşan karbondioksit normal şartları altında kaç litre hacim kaplar? Bak normal şartları gördük. E, hacmi gördük. Dolayısıyla ez verebildiğimiz bilgi neydi? 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplıyor. Eğer normal şartları altında diyorsa. Bizim elimizdeki karbondioksitin mol sayısının 2 mol olduğunu biliyoruz. İşte bulmamız gereken şey bunun hacmidir. Sadece bunu yapmamız yeterli. 2 ile 22,4'ü çarptığımız anda 44,8 litre hacme sahip olduğunu kolaylıkla hesaplarız. Bir diğer soru tipine geçecek olursak, bize bir denklem vermiş. Buna göre normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan diazot pentoksit gazı elde edilecektir diyor. Bu tepkime yeterince oksijen gazı ile kütlece %25 saflıktaki kaç gram azot gazı kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Saflığı bir birazcık daha farklıymış. Dolayısıyla biz az önce yaptığımız çözümü aynen uyguladığımızda bulacağımız N2 kütlesi normaldeki toplam kütlenin sadece dörtte birini oluşturacak. Yüzde yirmi oluşturacak. O zaman biz gidip önce onu bulacağız. Ardından da 4 katı bize sorunun cevabını verecek. Yani diyeceğiz ki yüzde yirmi beşi buysa yüzde yüzü kaçtır? Şimdi hemen yapalım o zaman. Tepkimenin kas sayılarını da biliyoruz zaten. Ve normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplayan demiş. Bakın miktarı hemen mole çeviriyoruz hiç zaman kaybetmeden. Ne biliyorduk biz? 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplar. Türü ne olursa olsun buna göre elimizdeki bu 11,2 litre hacim kaplayan gaz kaç mole sahiptir kaç molden oluşmuştur diyebiliriz yarısı olduğuna göre 0.5 mol olduğunu hemen buluruz yani bize ne demiş 2N2 artı 5 O2 2 N2 O5 gibi bir denklem varsa eğer bundan 0.5 mol pardon 0.5 mol bundan elde edecekmişiz. 0.5 mol bundan elde etmek istiyorsak bak kat sayısı 2 olduğu için 0.5 o zaman bunun da kat sayısı 2 bu da 0.5 moldür diyeceğiz. Bunun kat sayısı 5 olduğuna göre 2 ve 5'in arasındaki orantıdan ötürü 1,25 molde oksijen harcandığını buradan anlayabiliriz. Bizden istediği şey nedir peki? 0.5 mol azotun karşılığıdır diyeceğiz ki burada 1 mol gaz bakın N2 azotun atom kütlesi 14 dolayısıyla bu 28'dir. Yani 1 molü 28 gramdır. Buna göre elimizdeki bu 0.5 mol kaç gramdır deriz? Buradan hemen 14 gram olduğunu yarısı olduğu için hesaplayabiliriz. Demek ki 14 gram kısmı safmış. Yani bunun %25'i 14 grammış deriz. Bizden istediği şey ne peki? Yüzde yüzünü bulmamızdır. Tamamı kaç gramdır diye soruyor. O zaman yine burada basit bir oran oran hesabı yapacağız. Yani 4 kat olduğuna göre 14'ün 4 katı bizim cevabımız olacak ki o da 56'dır arkadaşlar. Bir diğer soru tipine gelecek olursak karışımların tepkimelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. C2H4 ve C3H8 gazlarından oluşan bir mollük bir karışımın tamamen yanmasından diyor. Şimdi bize bir karışımı vermiş ve bunun tamamının yanmasından bahsediyor. O zaman bu gaz ayrı yanacak, bu gaz ayrı yanacak. O yüzden de iki gazın yanma tepkimesini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Hemen yazalım. C2H4'ü yakıyorsak O2 ile tepkimeye giriyordur ve ürünler karbondioksitli sudur. Sabitti. Diğer gazımız ne? C3H8 Aynı şekilde O2 ile tepkimeye sokacağız. Aynı şekilde karbondioksit olacak ve yine su açığa çıkacak. Burada değişken neler? Kat sayılar tabii ki. Karbon 2 tane o zaman karbondioksitin kat sayısı 2. Hidrojen 4 tane o zaman suyun kat sayısı 2. 4 artı 2'den 6 tane oksijen var. O zaman O2'nin kat sayısı 3. Buna geldik. 3 tane karbon var. CO2'nin kat sayısı 3. 8 tane hidrojen var. Suyun kat sayısı 4. 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. O zaman O2'nin kat sayısı 5'tir diyeceğiz. Şimdi burada soru için kullanmamız gereken bizim ilacımız olan yöntem nedir ona bakacak olursak. Bak şimdi toplam bir mol olduğunu söylüyor bize. Dolayısıyla eğer biz C2H4'ün en mol olduğunu söylersek C3H8'e bir eksi en mol kalacaktır toplamlarının bir olabilmesi için. Bu yüzden hemen kas sayılarla orantılayabiliriz. Demek ki burada 3N oksijen harcanacak. 2N karbondioksit oluşacak. 2N de su oluşacak. Burada ne olacak peki? 5 eksi 5N oksijen harcanacak. Buna karşılık olarak 3 eksi 3N yani bunun 3 katı kadar karbondioksit oluşacak. 4 eksi 4N kadar da su açığa çıkacak. Bize bildi verdiği bilgi ne peki? 2.6 mol karbondioksit oluşuyor diyor. Hemen denklemimizi yazalım. Buradan 2N mol karbondioksit geliyor. Buradan da 3 eksi 3N mol karbondioksit geliyor. Ve burası 2.6 mole eşit oluyormuş. Hemen buradaki işlemimizi yaptığımız zaman en kaça eşit oluyor peki? Tabii ki 0.4'e eşit oluyor. Dolayısıyla C2H4'ün buradaki mol sayısı 0.4'müş. O zaman C3H8'in ki 1 eksen olduğuna göre o da 0.6'ymış. Bizden bulmamızı istediği şey neydi peki? n C2H4 yani C2H4'ün mol sayısının C3H8'in mol sayısına olan oranıymış. Yani 0.4 bölü 0.6 oranını bulmamızı istemiş. Bu da tabii ki 2 bölü 3'e eşittir arkadaşlar. Artık karışımlardan da birkaç soru çözelim bakalım. Aşağıdaki tabloda yer alan karışımların karşısına hangi karışım türüne ait olduğunu belirtiniz diye sormuş. Şimdi buradaki türlerimiz nelerdi? Homojen ya da heterojen olarak ikiye ayrılıyordu. Homojen bütün karışımlara çözelti adını veriyorduk. Heterojen karışımlar da bileşenlerin fiziksel hallerine göre isimleri değişkenlik gösteriyordu. İlki tuzlu su. Homojen bir karışım dolayısıyla Çözelti adını alacaktır. Çamur. Çamurun bileşenlerini açtık. Homojen ve heterojen mi onda, önce ondan bahsedelim. Çamur heterojen bir karışım. Ee, peki bileşenlerinin fiziksel halleri ne? Katı ve sıvının birleşmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla bütün katı sıvı e, heterojen karışımlarda olduğu gibi süspansiyon adını alacak. Deodoranta geldiğimiz zaman heterojen ve bileşenleri gaz ve sıvıdan oluşuyor. Ya da gaz ve katıdan oluşuyor. Bu tarz karışımlara da aerosol adını veriyorduk. Süte geldiğimiz zaman süt askıda kalma durumuydu. Dolayısıyla koloid adını alıyordu. Benzin su karışımına geldiğimiz zaman heterojen bir karışım ve iki sıvı arasında oluşmuş. Bu tarz karışımlara emülsiyon adını veriyorduk. Salataya geldiğimiz zaman yine heterojen bir karışım ve katı katı bir karışım. Yani bileşenlerin tamamı katı halde böyle karışımları da basit veya adi karışım adını veriyorduk arkadaşlar. Güzelce bütün karışım türlerinde aslında tek bir sorunun altında görmüş olduk. Derişimlerden bahsedecek olursak. Şimdi derişimler kütlece yüzde, hacimce yüzde derişim, ppm e, gibi derişim birimlerini kullanıyorduk. Burada kütlece yüzde derişimden bahsetmiş arkadaşlar. Bir maddeyi oluşturan daha doğrusu bir karışımı oluşturan bileşenlerden çözünen maddenin e, ...o kütledeki, yani 100 gram bileşen içerisindeki kütlesini bize veren değer de aslında... ...burada e, bir çözelti üzerinde bazı işlemler yapmışız, değişkenlikler yapmışız. Şimdi bize ne demiş? Kütleci %40 şeker içeren 250 gram şekerli su. bakın Şöyle bir formülümüz vardı veya oran orantıdan da aynı şekilde bunu kullanabiliriz. Deriz ki eğer %40'ı, daha doğrusu 250 gram çözeltimiz var... Bunun yüzde kırkı kaçtır? 250'nin yüzde kırkını nasıl bulabiliriz? 40 ile çarparsın. Yüze bölersin. Böylece 100 olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Yani başlangıç durumumuz neymiş bizim? Başlangıçta elimizde su varmış ve bir miktarda şeker varmış. Bu şekerin kütlesinin 100 olduğunu bulduk. Demek ki geri kalan 150 gramı suymuş. Şimdi bizden istediği değişkenler neler peki? Diyor ki suyun içerisinde daha doğrusu sudan 30 gramı buharlaştırılıyor. O zaman suda eksi ya 30 yazalım. Şekere ise 20 gram daha ilave ediyormuşuz. Buradaki 20'yi de artıracağız. Dolayısıyla son durumda 120 gram su, 120 gram da şeker elde etmiş olacağız. Yani toplam kütlenin 240 gramın sadece 120 gramını şeker oluşturacak. Buna göre de e, kütleci yüzdemiz tabii ki kafadan da hesaplayabiliriz. Yüzde 50'ye sahip olmuş olacak. E, bunu şöyle de hesaplayabilirdik. Kütleci yüzde hesabını istiyorsak, M çözünen, yani çözünen maddenin kütlesi bölü, M çözelti çarpı 100 gibi bir formülümüz vardı bunun hesabında. Bunu da formülden bulmuş olalım. Çözünen maddenin miktarı 120 çözeltinin yani toplam kütlesi 240. Bunu da yüzde çarptığımız zaman bize yüzde 50 değerine götürecektir. Cevabımız bu kadar basit olacak arkadaşlar. Şimdi güzelce biz provamızı tamamlayıp çalışmalarımızı bitirdiğimize göre tabii ki zaman ödevlendirme zamanı dinamo kimya kitabından arkadaşlar artık çözülmemiş soru bırakmayalım e, sınav geldi çattı çünkü hangi konulardan ödevimiz olacak peki kimyanın temel kanunlarından başlayarak ilk ünitede çözülmemiş yer bırakmayalım artık ve karışımlarda da Çözünme olayı ve çözeltilerde derişim dahil yani 104. sayfaya kadar bu kitap çözülmemiş hiçbir şey bırakmamamız gerekiyor. Kitapta arkadaşlar her sayfada çözümlü bir örnek ve bu çözümlü örnek sayesinde bize kazanımı kazandıran bir kısım oluyor. Ardından da her çözümlü örneğin sonrasında burada çözülen özelliklere sahip dört tane soru geliyor. Her sayfada yeni bir bilgi öğreneceğiz ve her bölümü tamamladığımızda tarama testleri bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar tarama testlerini de bitirip bölümleri bitirip ünitenin ta sonuna kadar geldiğimizde ne olacak peki? Burada yine tarama testleri devam edecek. Ardından ünitenin tamamına bakış attığımız ünite tekrar testleri gelecek. Bunları da tamamladıktan sonra ALFL tarzında yani fen liselerinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik sorular gelecek. ÖSYM tarzında sorular olacak ve yazılı tipinde sorularla bizi tam anlamıyla hazırlayan bir kitap karşımızda olacak. Bunun dışında hemen hızlı hızlı şöyle otobüste giderken bile bakabileceğim, notlar alabileceğim akıl notları kaynağı da arkadaşlar yazılı için bize çok yardımcı olacak. 10. sınıf akıl notlarını da her dersi içeriyor. Her ki en önemli bilgileri içiyor içeriyor bir kenarda tutmamızın bize çok büyük faydası olacak. Burada da yine 79. sayfadan itibaren kimyanın başladığını görüyoruz arkadaşlar. Burada bize çok önemli bilgileri içeren, önemli bilgileri veren kısımlar yer aldığını görüyoruz. akıl notlarımız tamamen burada yani adı da üzerinde zaten. O zaman ödevimizde aldığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.